Evet şimdi alkışlarla kendisini davet <laughs> edebiliriz. Sayın Filiz Karaosmanoğlu bizlerle birlikte sahneyi size bırakıyorum efendim. Teşekkür ederim. Şimdi bana az fayda yaratma hakkı kaldı. Hepinizi şöyle bir alalım, bir karşıma bir güzellik göreyim. Şöyle gelin bir Osmanlı hilal kapansın. Gel, bilmiyorum ben bir topluyum dinleyicim. Buyurun. Şöyle oturun bir karşıma. Gelin bakalım. Hilal kapansın. Osmanlı usulü. Evet. Geldi mi herkes? Evet. Efendim İMSAT Başkanımız kıymetli iti mezunumuz Tayfun Bey özelinde İMSAT üyelerini bu etkin zirveye et, e, ilgi gösteren bütün delegeleri samimi olarak selamlıyorum. İlerlemiyor acaba? Evet. Pilde bir acaba bir sorun var? Depolanmış elektrikte mi sorun var? Değil mi? Efendim? Bana tevdi edilen görevle bu devasa sektörle ilgili, ama tedarikçi olduğu sektörleri de bilen bir temel mühendis, bir kimya mühendisi olarak bu konuyu sizi sürdürülebilirlik yönetimi üst başlığında bu dijital yaşam nasıl oluyor kavramıyla anlatmaya gayret edeceğim. Şimdi biliyoruz ki endüstride değişmek için dönüşüm var. Hep bunu söylüyoruz. Ben sadece dönüşüm demiyorum. Dönüşmek için çünkü biraz böyle değişerek gitmek gerekiyor. İki tane küresel kabul görmüş kelime var. Bir tanesi yeşil, bir tanesi dijital. Biz nasıl dönüşüyoruz? Avrupa Birliği de öyle. Yeşil ve dijital dönüşüyoruz. Bu da bize iki tane ekonomik kavramı anlatıyor. Bu nasıl? Yeşil ekonomi, dijital ekonomi. Şimdi bildiğimiz gibi üret, kullan, at yaptık çizgi. Daha sonra bunu dönüştürdük. Daha sonra da döngüsel, daha yüksek katma değer yapan yaptığımız ileri dönüşüm ürünlerine çevirdik. Şimdi yeşil ekonomi nedir? gelecek nesilleri önemli çevresel riskler ve ekolojik kıtlıklara maruz bırakmadan uzun vadede eşitsizlikleri azaltarak insan refahına ulaşılan ekonomi. Bu şimdi bizim bütün bu gezegeni korumak için birinci yöntemimiz. Yani hem doğayı koruyacağız ama refah da üretmek zorunda insan yine insan için ve neyle mücadele edeceğiz iklim değişimiyle. Birleşmiş Milletler ne diyor? Üç tane acil sorunumuz var. Kirlilik, biyoçeşitlilik kaybı ve iklim değişimi. Ne için söz verdik 2015'te? Açlığa son verelim, eşitsizlikleri azaltalım, iklim değişikliğine de dur diyelim. İşte bu bizim sektörümüze sürdürülebilir kalkınma amacı 12 ile sorumlu üretim ve tüketim görevi veriyor. Halen bir karbon ekonomisinde kömür, petrol, doğalgaz ve cevherlerle yaşıyoruz. Nereye doğru gidiyoruz? Düşük karbon ekonomisine gidiyoruz. Dijital ekonomi için ilk benim eriştiğim kaynak bu değişimi bize 1994'te Tapscott bildirdi. Dijital ekonomi nedir? Mal ve hizmetleri yaratmak veya uygulamak, pazarlamak veya tüketmek için bilgi teknolojisinin kullanımı. Bize ne lazım bunun için bir altyapı lazım. Yazılımdan blok zincire ve teknoloji çok önemli. Ama bu insansız olmuyor. Uzman lazım. Bu bize ne getiriyor? E işleri getiriyor ve e ticarette hayatımızda. Meraklısı için Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün bu raporu çok harika. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansının da bu dijital ekonomi raporunu okumanızı öneriyorum. Peki dijital ekonomide nasıl bir durum var? Bir insan var, makine var, bir de kuruluş var. Burada birbirine bağlılık var. Bir bulutta da yaşama var aynı zamanda ama ne gerekiyor bunun için ekipmanlar, donanımlar da var. En kıymetli şey ne? Veri. Veriyi kullanıyoruz. Ne lazım bize? Bilgi teknolojisi lazım. Bu bizim hayatı kolaylaştırıyor, verimlilik ve inovasyon sağlıyor. O zaman endüstride bir de ne kavram getirdi bu bizim hayatımıza? Akıllı üretim ve hizmet. Kuruluş nasıl oluyor dijitalleştiğinde hız kazanıyor. Çevikleşiyor. Yepyeni bir iş yapış modeline sahip oluyor. Bu bir iş kültürü, yeni bir yönetişim, yeni bir yönetişim tarzı ama aynı zamanda en çok ne sağlıyor kuruluşa bir rekabet sağlıyor. Bu bir kolay değil. Bakın hiçbir şey böyle kolay değildir. Onun için hep benim dediğim için gibi böyle değişmek için de bir dönüşmek, dönüşmek için değişmek hep onu öyle düşüneceğiz. Hep bu daha iyi olmanın bir yoludur. Bu insanın doğasına da uygun bir şeydir. Daha iyisi için ilerlemek. Şimdi kelimelere doğru bakarsak en doğrusu sayılaştırma yapıyoruz. Çünkü biz neyle? Bilgi teknolojisi ve veri kullanıyoruz. Verinin bilgisayar tarafından kolayca okulabilen ve işlenebilen bir dijital sayısal formuna getiriyoruz. Bir ortam yaratıyoruz. Bu sırada da dijital dönüşüme giden yeni bir iş yapış yolunda dijitalleşmede ilerliyoruz. Bütün bunların hepsiyle en iyisini başarma hedefimiz var. Bunun ama bir bedeli var. Bu çok hoş bir şey değil yani kolay da değil. Heves etmek güzel ama bedelini ben şimdi buna odaklanacağım. Baktık şimdi. Yapay zeka var. Bütün donanımları kullanıyoruz. Özellikle sağlıkta kullanım çok önemli dijitalleşmenin. Otonom taşıtlar var. Akıllı binalarımız var. Karanlık fabrikalarımız var. Yani çok fakat bunları düşündüğünüzde ne görmeniz lazım? Bunlara baktığınızda bunların hepsi gezegenin kaynakları demek. Ne demek? Kömür, petrol, doğalgaz, cevherler, su, hava demek. Hepsi dijital dünya bize bunlarla birlikte geliyor. Demek ki bir dijitalleşip biz bunu endüstride kullanıyorsak önce bize yaşam boyunca etki yaparak bu donanımlar geliyor. Bu donanımlar geliyor ve biz bu donanımları da aynı çimentoyu üretir gibi sürdürülebilir, üretmeli ve tüketmeliyiz. Bunu da hiç unutmayacağız. Tabii en önemli konu ne? Bu dijital dünya, bu bolu enerji olmadan hiçbir şey olamaz. Enerji çok önemli. E başka büyüklük yok ki hem üretirken hem tüketirken hem de üründe saklandığında bütün yaşam boyu etkisini yapsın da ve başta da karbon ayak izi olmak üzere. Yani enerji tartışılmaz, vazgeçilmez ama bedeli ağır. Hele de elektrik. Bütün buna baktığımızda dijitalleşme bizim hayatımıza endüstri 4.0'ı da getirdi. Endüstri dost 4.0'da biz ne yapıyoruz? Bütün bu teknolojileri gelişmiş üretim ve operasyonda kullanıyoruz. Mükemmel bir şey. Ve bu katalizliyor, ilerletiyor, ileri teknolojiler halimiz geliyor. Akıllı imalat, üretim ve hizmet sunuyoruz. Hep düşünürken imalatın, üretimin ve hizmetin farklı olduğunu da unutmayacağız. Şimdi o zaman kimin dönüşmesi gerekiyor? Hem insan dönüşecek, hem bu üçü için süreç değişecek, bir de teknoloji de değişecek. Bu gerçekten de kolay değil. Ama bir dönüşüm yapılabilir. Bu, şimdi biraz daha fazla duyacaksınız, elektrifikasyonu getiriyor. Elektrifikasyon artık hayatımızda belki Sayın Başkan seneye yaptığınızda e-mobilite belki konuşulacak burada. Elektrifikasyon geliyor çünkü bir taraftan dijitalleşirken yaşamda bir taraftan da mümkün her yerde elektrik kullanma. Aklınıza bu sadece dayanıklı tüketim malları gibi gelmesin. Nerede? Endüstride, ulaşımda, günlük hayatın hepsinde elektriklendirme yapmamız ve e-mobilitede bundaki elektrik tüketimi de tamamen hepsi zaten bu ileri elektrik tüketimi ee, örneğin bir elektrikli aracınız olduğu vakit zaten işi içi harika bir dijital dünya. Şimdi diğer unutulmaması gereken şey böyle bir şeyin kirlidir, iklimi değiştirirdir falan olması için aklınıza bir termik santral gelmeyecek. Tamam bir kere onu unutun. Tamam termik santraller var. Hele de hep dediğim gibi Türkiye'deki kömürlü termik santrallerin hikayesi çok kötü. İş sağlığı ve güvenliğiyle de kömürü işleyememin de nasıl bir teknik kabul olur anlaşılır gibi değil. Ama her şeyin kaynaktan son kullanıma yaşam boyunca çok fazla sayıda etkisi var. Nasıl bir insan doğduktan sonra amel defterine yaptığı iyilikler, kötülükler yazılır. Ne yaptın sana diye sorarlar. Yani insan ilerlerken her bir ürün, hizmet bize geldiğinde bu bizim gezegene bir maliyeti vardır. Aklınızda kalsın bu bir cam şişeli kaynaktan su doldurmamızda da vardır yaşam boyu etki. Bunu bir kere böyle anlayacağız. Yani o zaman bir ürün ya da hizmetin bir akçeli maliyeti var. Zaten sanayi için çalışır? Düşük maliyet üstüne karını koyar, satar, sermayesi güçlenir, istihdamı artar, başımızın tacı. Ama bunu yaparken de yaşam boyunca bu gezegene maliyet yapar. İşte bu maliyetinde, gezegene maliyeti de ille bir baca gazında görmemiz gerekmez. Ya da adam atık suyunu Marmara'ya deşarj ediyor gibi değildir. Bu yaşam boyunca olan maliyetinde bir gördüğümüz vardır, bir de görmediğimiz vardır. Bunu da hiç unutmayacağız. O zaman ne gerekiyor? Bütün üretimlerin kaynak verimli en iyi enerji su atık yönetimi, mevcut en iyi teknolojiyle ve mümkün eko tasarımda yapılması gerekiyor. Bu da sürdürülebilirlik yönetiminin üç ayağından, çevresel, sosyal yönetişimden en büyük sorumlu olduğumuz böyle teknik sektörlerde nedir? Çevresel sürdürülebilirliğin yönetimidir. Bunun ölçüsü yaşam döngüsü değerlendirmesi. Bunu biz ne yapıyoruz? Hesaplıyoruz. Hesaplarken de ne kullanıyoruz? Yazılım kullanıyoruz. Yani ben akademik grubumda 20 yıldır karbon ayak izi, su ayak izi bütün etkileri hesaplarken de karbon ayak izi yapıyorum. Çünkü nerede dolanıyorum ben? Dijital dünyada bir yazılımla çalışıyorum. Ve yanı sıra da elektrik tüketiyorum. İşte bütün bu etkileri belirlememiz lazım. Bu etkiler dijital dünyamızda da var. Bu bakın bu etkiler hep biliyorsunuz en çok neyi konuşuyoruz? Bildiklerimiz toprak, su, hava kirliliğini biliriz. Kirlettik. Bir de iklim değişikliğini biliriz. Namı diğer karbon ayak izi. Ama bu etkiler çok fazla. 3 milyon tür biyoçeşitlilik yok oldu. Aralarında çok sayıda olanı yok oluyor. Bunlar biz neye etki ediyor bir üretim hizmet? insan sağlığı, ekosistem kalitesi, kaynakların tükenmesi. Ve burada ikinci iyi bilmemiz gereken şey hep ne diyoruz? İşte iklim değişimine egzoz gazı etki ediyor, iklim değişimine çimento etki ediyor, işte demir çelik şunu yapıyor ama unutmamamız gereken şey bu sektörlerde iklim değişikliğinden etkileniyor. Yani hep beraber insan, insan için üretirken, yaşam boyunca etki yaparken onlardan da etkileniyor. Bulunduğu coğrafi yere göre kırılganlıkları oluyor. Belki tedarik zinciri etkileniyor, belki bir ham maddesini erişimde zorluk oluyor. Bu ikilemi de unutmayacağız. Bütün bunlar bu korkunç isimli sera gazlarını çıkarıyoruz. İşte dijitalleşmenin de bir karbon ayak izi var. Bu dijitalleşmenin karbon ayak izi doğrudan veya dolaylı neden olduğu belli bir zamandaki sera gazı salımlarının karbondioksit eşdeğeri ölçüsü. Doğrudan ve dolaylı. Şimdi buraya bakalım. Burası diji duvar var. Benim sunumum var burada bir yönetim var. Burada da hem canlı olarak etkinlikte bir karbon ayak izi yapıyoruz, bir de dijital karbon ayak izi yapıyoruz. Yani o zaman bu güzel dijital e, dijital geleceğinde iki bedeli 200 olduğunu unutmayacağız. Ve buradaki baş aktör elektrik. Yani biz bunlar için ne hep kullanıyoruz? Elektrik kullanıyoruz. Bu elektrik kullanımı birlikte Enerjinin üretirken, tüketirken ve üründe gizli olan karbon ayak izi karbon yönetiminin en iyisini yapılmasını gerektiriyor. Bu zamanda aynı zamanda burada da bir karbon ticareti fırsatı da var. Peki enerji kısmına gelirsek bu dijital karbon ayak izinde en çok enerji baş aktör demiştik. Enerjide bizim 3D'miz var. Dijital, dağıtık. Düşük karbon. Bakın, dijitalleşmenin baş oyuncusunun etkileyen üç etkenden bir tanesi de dijitalleşme ve düşük karbonlu. Bu ne demek? Çoğunuzun tesislerinde 50 bin bir enerji yönetim sistemi vardır. Merhaba yapabilir. Bu enerji yönetim sistemiyle biz karbon ayak izini düşürmek istiyorsak ne yapabiliriz? Birinci aracımız enerji verimliliği, ikincisi yenilenebilir kaynaklı enerji kullanımı ile bu izi düşürebiliriz. Böylecikle erişilebilir ve temiz enerji ile iklim eylemi için harekete geçebiliriz. Tabi baktığımızda internet kullanıyoruz, e, platformlar var, veri merkezleri var, veri merkezleri çılgın yerler. Yani inanılmaz bir şekilde hizmet ederken ısınıyorlar. Veri merkezi iklimlendirme cihazlarının enerji tüketimini bir hesap edin. Bütün bunlar var. Size örnek yaptım. Bakın bugün dünya nüfusunun %53.6'sı %53 internet kullanıyor. Bu küresel sere gazlarının 3.7'si size size küçük gelmesin. Havacılıktan kaynaklı sere gazı salımlarına eşdeğer ki biliyorsunuz sınırda ticari havacılıkta yeşil mutabakatta tanımlanıyor. Bunun 2005 yılında iki misli artması öneriliyor. Peki ne dedim? Dijital karbon ayak izi aynı zamanda karbon ticareti, karbon dengeleme de olanak veriyor. Biz Sürdürülebilir Üretim Tüketim Derneği olarak 21 Eylül'de E-Zirve yaptık. Öncesinde zirve sonrası ve sonrasındaki dijital karbon ayak izimizi belirledik. İstanbul'umuzun çöpçüsü çöpten çöp çıkarmayanlığıyla karbon dengeleme yaptık. Ve dijital etkinliğimiz uluslararası standartlarda karbon nötr oldu. Gelelim bizim inşaat sektörüne. Bu devasa harika sektörde bir tedarikçi sektörler var. Bu, bu tedarikçi sektörlerin önemli bir kısmı kimya sektörü. Yaşasın boyacılar, yalıtımcılar, aklınıza ne gelirse. Temel ürünümüz var. Çimentomuz, betonumuz harika. Çimento sınav sorusu yapmayı çok severim. Bu bir iş. Şimdi işe baktığımızda sürdürülebilir şehirler için çalışıyoruz binalar yollar, köprüler harika. Bir de ne yapıyoruz biz burada? Kullanılan ürünlere, binaya neyi gömüyoruz aslında? Karbonu gömüyoruz bir ürünle. Örneğin diyelim ki oraya elektrikli elektronik eşya koyduk bir iklimlendirme. Hele de bir de bina akıllıysa bunu yapıyoruz. Epeyce konu başlığında konuşuldu. Siz biliyorsunuz bunun içinde bu akıllı binalar ve sıfır emisyonlu binalar için yeşil ve e, dijital dönüşüm önemli ama özellikle binalardaki donanım seçimi çok önemli. Sizi 23 Şubat 2023'te İMSAT'ta destekleyen lider sivil toplum örgütlerimizden 8. İstanbul Karbon Zirvesi'ne İTÜ'müzde tescilli yeşil yerleşkemizde bekliyoruz. Peki son sözüm ne diyeceğim? Şimdi dijitalleşme artık hep olacak. Ne önereceğim? Hani öğretmen olunca bir ödev vermeden olmaz. Türkiye'de ilk dijital karbon ayak izini ve dijital temizliği benim sivil aktivist yönümle gündeme taşıdık. Sizlerin hepinizden akıllı telefonunuzda, dizüstü bilgisayarınızda, masaüstü bilgisayarınızda artık o hani koca koca devasa ekranda televizyon aklınıza ne gelirse hepsini düzenleyin baharda giysi dolabınız için bir temizlik yapın kullanmadığınız uygulama olmasın elektronik ileti dosyanızı gelen dosyanızı temizleyin Gereksikleri masa üstüne koymayın en basit yapılacaklar hani buradan bir ödev olarak hani gidersek onun için yaşamınıza daha iyi bir insan olmak, sürdürülebilir yaşam kültürüyle devam etmek için hepinize dijital temizlik yapmayı öneriyorum. Bu temizlikte gönülden atmak istediklerinizi de temizleyebilirsiniz. <laughs> evet, teşekkür ederim.